Büyük annemin ölümü. Yazan Sabahattin Kudret. Büyük annem hastaneye yatalı 3 gün olmuştu. Henüz bir vakit bulup da gidememiştim. Öyle bir işim vardı, bir yerde bulunmam gerekiyordu falan zannetmeyin. Hiçbir işim yok. Böyle olduğu için de bir yere gitmeye vaktim yok desem yeridir. Belli bir işte olanlar iş saatlerinin dışında ne kadar da serbest oluyorlar. İstediklerini başıboş gezenlerden daha büyük rahatlıkla yaparlar. İstedikleri yere giderler. Ama belli bir işi olmayanlar için olay hiç de böyle değil. Her an bir iş çıkabilir bir avare için. Her an görülmeye değer bir şey olabilir. Öyle bir iş, öyle bir şey ki bu, fırsat kaçırılınca yaşamanın, dünyada olmanın bile manası uçup gider. Bir kadın, bir vapur, bir ağaç, söz arasında geçen bir nükte, yalnız o an için görülmeye değer bir ışık, bir gölge. İki sokak çocuğunun kavga etmesi. Ada, boğaz iskelesinde yaz günü insana birçok şeyleri unutturabilen bir serinlik. Belki de akla ne gelebilirse hepsi. Başıboş dolaştığım bir günde benim için ne saadet olmamıştır ki bugüne kadar. Bütün gün bir öğleden sonrasına kadar evde sigarasızlıktan bunaldığım bir yaz günü, önüme çıkan ilk tütüncüden bir sigara almış, çektiğim ilk nefeste dünyanın dünya olduğunu anlamıştım. Şimdi her gün biraz daha ustalaşarak o yaz günü sigaradan çektiğim ilk nefesin tadını her yerde, sokakta, sinemada, insanlarda, mahzun dururken ya da gülerken, denize bakarken, sabah uyandığım zaman her yerde arıyorum. Hastaneye bir sabah hemen hemen 11 sularında yüksek kaldırımdan çıkarak gittim. Yahudi Rum evleriyle dolu fakir sokaklardan geçtim. Pencerelere, balkonlara renkli çamaşırlar asılmıştı. Açık balkon kapılarından, pencerelerden evlerin içini seyrederek yürüdüm. Odalar ne kadar karanlık ve rutubetliydi. Hemen her odada portatif bir karyola, koyu renkte bir konsol, rengi atmış tahta kurulu kanepeler vardı. Evin genç kızı saat 7:30-8 gibi bütün gece ısıttığı yatağından kalkıyor, geceden ne kalmışsa hafif bir kahvaltı ediyor, bir şarkı mırıldanarak rengi oksijenle açılmış kıvırcık saçlarını örümcek tutmuş aynada düzeltiyordu. Yüzünde tek çizgi kalmayana kadar pudralanıyor, sonra konsolundan küçük para çantasını alarak bir çorapçı dükkanında tezgahtarlık etmeye gidiyordu. Hemen hemen her odanın penceresinden başını tülbentle sıkmış, toz alan, camları silen, süpüren kadınlar görünüyordu. 5 dakika toz alan, cam silen, süpüren, temizleyen bu kadınlar, 25 dakika karşı pencerede aynı işi gören hemcinsleriyle gülüşüyor, şakalaşıyorlardı. Bedenleri bir hayli kalın, yüzleri sertti bu kadınların. Ama zamanında aşk çekmediklerini iddia edemem. Aksine hareketlerinin, gülüşlerinin öyle bir havası vardı ki onların da zamanında birçok olmayacak işler kurduklarını düşündüm. Pencereler ağır kumaşlardan yapılmış tozlu perdelerle süslenmişti. Bazı evlerin kapılarında gezici satıcılarla kabak, Ayşe kadın fasulyesi, semizotu, yoğurt satanlarla pazarlıklar yapılıyordu. Sakinleri çorapçılar, makaracılar, gömlekçiler, manifatura eşyası satan dükkanların küçük tezgahtarları, terziler, ayakkabı işçileri olan bu sokaklarda, evlerde, bu saatte insan ne kadar da azdı. 3-5 cam silen, alışveriş eden, belki de 1-2 yatalak kadın dışında kimse yoktu. Sabahleyin mahalleyi bırakanlar, akşam üstünden az zaman sonra evlerine
yiyecek, yorgunluk, saadete benzer daha bazı şeylerle beraber döneceklerdi. Ben kendimi bedbaht olarak duyuyordum. Neden olduğunu pek de bilmeden öyleydim belki de. Şimdi, şu anda yürürken evlerin birinden çıkıverecek bir kadın düşlüyordum. Nasılsa o gün evde kalmış bir kadın. Tanıdık çıkacaktık. Onu da alıp bir otobüse atlayacaktım. Şehrin bir başka yanına, uzak bir köşesine. Belki de hiç de böyle olmayacaktı. Beni evine kabul edecek, biraz sonra da kendi eliyle hazırladığını söyleyerek, buna belki kendi de inanarak bir küçük şişe likörle giriverecekti odaya. Bir bakıma böyle olmayacak şeyleri de neden düşünüyorum? Bunlar olmayacak şeyler. Bir kere ben bu güneş almayan, loş, koyu renk eşyalı evleri sevmem. Bu mahalleler bana bir hayli yabancı gelir. Daha çok alıştığım yerleri severim ben. Belki de böyle düşünmedim. Rüya gördüm. Son günlerde hangi insana, hangi eşyaya baksam havasının peşinden büyüsüne sürüklenir gibi oluveriyorum. Hastaneye girdim. Hasta bakıcılar sıcaktan yakalarının düğmelerini çözmüşler, telaşla oradan buraya, buradan oraya koşuşturup duruyorlardı. Şimdiye kadar girmemiş olduğum halde hastanede yolumu kolaylıkla buldum. Aradığım odaya çıktım. Büyükannem gözlerinden ameliyat olmuştu. Gözleri bağlı, dalgındı. Aileden birkaç kişi de onunla beraberdi. Orada yatıp kalkıyorlardı. Adeta o beyaz aydınlık hastane odası bir pansiyon odasıydı. Kendilerini yabancı, şimdiye kadar belki bir kere bile geçmedikleri bir semtte ayrıksı buluyorlar, başka bir şehirde, bir oteldeymiş gibi davranıyorlardı. Sabah saat 10'da biri hastayla kalıyor, diğeri çıkıp ötebere meyve, gazete gibi daha lazım olan bazı şeyleri alıyordu. Arada sırada da bir dost, bir ahbap bir saat kadar ziyarete geliyordu. Büyükannem ameliyattan sonra ihtiyarlıktan aralıksız arküstü yatmaktan olacak zatüreye tutulmuştu. Lakin hastalığın her an biraz daha odayı saran ölüm havasının kimse pek o kadar farkında değildi. Yahut yeni yeni anlıyorlardı. O kadar sakindiler. Belki de öyle görünüyorlardı. Pencerenin önünde hastanenin damına doğru uzanan ağaca baktım. Bu ağaçtan havanın durgunluğu, şu anda büyük caddelerin tenhalığı, su satan dükkanların çıngıraklarının insanı deli eden o sesi yayılıyor, sanki buram buram tütüyordu. Hastanın ateşi 39,5'a yükselmişti. Hem de ne kadar çabuk. Daha 3 saat kadar bir zaman önce 38'den daha aşağı olduğunu söylüyorlardı. Nefes alırken hırlıyordu. Her nefes alışında ve verişinde hayattan ölüme doğru giden bir şey vardı. Her an bir taraftan bir bağın koptuğunu duyar gibi oluyordum. Hastaneden çıktım. Şimdiye kadar ölmekte olan bir insanı hiç görmemiştim. Daima bu manzaradan kaçmıştım. Yüksek kaldırımdan ağır ağır Beyoğlu'na doğru çıktım. Hastanede oldukça uzun bir zaman kalmış olmalıyım. Saat 6'yı bulmuştu. Yaz olmasına rağmen cadde kalabalıktı. Yaz akşamları Beyoğlu Caddesi'ni biraz olsun bilirsiniz. Hani biraz önce bahsettiğim evlerin insanlarının, küçük tezgahtar kızların sayfiyesiymiş gibi bir hali vardır. Gündüzün çok sıcak geçtiği her şeyden belliydi. Sinema ilanlarının solukluğundan, tozundan, kahvelerdeki insanların isteksiz yorgun hallerinden, hemen hemen her şeyden, her şeyden. Fakat şimdi hafif bir esinti başlamıştı. Bütün bu caddeyi, kalabalığı uzaktan görebilecek bir yere oturdum. Bir kahve söyledim. Düşündüm.
Büyük annem hayatını oldukça rahat geçirmişti. Birçok saadetleri o da elde etmişti şüphesiz. Sonra da bir an, öyle bir an geliyor ki bütün bunlar bir işe yaramıyor. Son yıllarında İstanbul'un ortalama bir semtinde ahşap bir evde yaşamıştı. Sonbahar yağmurlarıyla bütün yüzleri iyice ıslanan, hüzünlü bir hal alan o ahşap evler en çok çocukluğumda ne zaman düşündümse beni çok duygulandırmıştır. Benim için eşyada duygu aramak önüne geçilmez bir alışkanlıktı çoğu zaman. Kullandığım zaman eşyanın duygularının farkında olmazdım. Pencereyi açtığım zaman pencerenin, bindiğim zaman geminin konuşan bir hali yoktur da nasıl açmadığım pencere, binmediğim bir gemi dile gelir? Bir yerde oturduğumda, bu yerde, caddeden uzakta, kahvenin içerlek bir köşesindeki iskemlede, caddeye baktığım zamanlar dünyayı daima güzel, insanları daima iyi gördüm. Bir ileriki masada oturan ne kadar insanın hayatını, işini merak ettim ben. Kendi kendime düşündüm. Bazen bir düşünceye vardım. Buldum, bulamadım. Tahmin ettim, yanıldım. Bazen de aynı kahvede arkadaşlarım olurdu yanımda. O zaman tabii böyle şeyler düşünemezdim. Zamanın nasıl geçip gittiği belli bile olmazdı. Kendimi saadet içinde duyduğum zamanlar bile oldu bu kahvede. Ne kış geceleri ne yaz günleri, neler neler. Bugünse can sıkıntısından, yalnızlıktan deli olacağım. Aklımda bir hastane odası, kapısında telaşlı sesler ve süzülmüş gözleriyle ev halkını görüyorum. Oturduğum yerden çıktım. Caddede yürümeye başladım. Siyah, düz saçlı, alaca gözlü bir kızı seviyorum. 2 gün sonra, 25 Haziran 1943'te sabahleyin onu uzun zaman görmedikten sonra tekrar görüşeceğim. O gün belki öğleden sonra bir yere gideriz. Her zaman adaya gitmemizi istemişti. Şüphesiz o gün sıcak, denizin de alabildiğine durgun olduğu bir gün olacak. Öyle olmasını çok istiyorum. Burgaz'ın yahut Heybeli'nin küçük kır kahvelerinden birinde karşılıklı oturacağız. Beyaz peynir, domates, hıyar, sigara, bira, öğle sıcağı, uzakta gürültüler. Burgaz'ın, Heybeli'nin, Büyükada'nın, Bostancı, Kadıköy, Üsküdar, nihayet İstanbul'un o tüm gürültüsü, daha doğrusu uğultusu. O her zaman olduğu gibi bir kere Üsküdar Doğancılar Parkı'nda, bir kere de Mecidiyeköy'deki kahvelerden birinde olduğu gibi yüzüme bakacak. Konuşsana, diyeceğim. Böyle daha iyi. Sana niçin uydum, diye cevap verecek. Ben sana uydum, diyeceğim. Yalan değil, diyecek. Tabii yalan değil. Bir gün onu tramvaya bir sonraki duraktan binmeye razı ettiğimden beri ben ona uydum. Bana o gün, siz İyi adam kandırıyorsunuz, demişti. Bu, uzun etmeyin, istediğiniz oluyor, kanmaya başlıyorum, demekti. Kırmızı elbisesi, lacivert pardüsüsü, küçük dantel yakasıyla hala gözümde tutuyor. Sonra bir başka gün, sokaklar iyice karanlık olmuştu. Kendimi evin önünde buldum, sıkılıyordum. Korkuyla kapıyı çaldım. Yengem açtı. Kapı açılır açılmaz, sofanın ötesinde ta dipteki odada büyük, şimdiye kadar hiç görmediğim genişlikte bir yatağın açılmış olduğunu gördüm. Üstüne yine o büyüklükte bir yorgan örtülmüştü. O güne kadar evde hiç görmediğim bu korkunç yatağı nereden buldular bilmiyorum. Ama vaziyeti anlamıştım. Yengem, daha dolambaçlı, daha teselli edici, daha her zamana ait olmayan bir dille söyleyecek zannettim. Yüzüne baktım. O ise sadece, "Büyük annen öldü," dedi.
Hastaneden haber gelmişti. Büyükannemi bu gece otomobille getirecekler. Evindeki yatağına yatıracaklardı.